1905 yılında İnegöl'de doğan ve şu anda 105 yaşında olan Ahmet Kanık, Hamzabey Mahallesi'nde evinde tek başına yaşıyor. Yaklaşık 30 yıl önce eşini kaybeden Kanık, yaşına rağmen her işini kendi başına hallediyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Kanık, "Canım Allah korudu, hiç sigara içmedim, sağlığıma hep dikkat ettim, 4 çocuğum var, torunlarım ise bir sürü var, 30'dan fazla vardır, torunumun torununu bile gördüm" diye konuştu. "Erişi, sağlığın değil lan, sağlık mısın, nasıl böyle sağlıklı kaldın bu yaşa kadar" diye lan yani. "Seni Allah korudum, sana bir şey olmuyor yani." "Özel böyle yediğin bir şey var mı, yoksa normal yaşıyorum?" "Normal, çok sana bana bekliyorsun, akrabalarda durdum." "Sigara kullandın mı hiç? He? Sigara içtin mi?" "Sigara da içmedim, bir şey yapmıyordum. Yalnız askerden gelirken gelip düğün yapasa kadar delikanlı başlığı yaptım." "Delikanlı başlığı olmuş asker, düğünler bizim köy yanında. Düğün yapacağım bu. Başka birine yapacak olmuşlar." İnegöl'e bağlı Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan torununun torununu gören 105 yaşındaki Ahmet Kanık, Çanakkale Savaşı sonrasında İnegöl'de yaşanan zorlukları anlattı. Çanakkale Savaşı sonrasında İnegöl'de yaşanan olayları anlatan Ahmet Kanık, "Dedem Çanakkale Savaşı zamanında askerlere öküz arabalarıyla erzak götürüyordu. Savaş sonrasında Yunanlılar ve Ermeniler çeteler kurdular. Bizim köye pek zararları olmadı ama dağ köylerine çok zarar verdiler. Köylerde yaşayan insanların koyunlarını toplayıp götürdüler. Mahsullerini ellerinden aldılar. O zamanlar çok zorluk çektik. Tokuç köyü üzerinde yerlerde dururlardı. 3-4 tane ayrı çete vardı. Çeteler yüzünden insanlar evlerinden kaçıp ormanlarda yaşadılar. Zor zamanlar geçirdik, bugünlere geldik" diye konuştu. "Küçük Osman'da o.